Nankörlacı, ekmek verir size, nankörlük edersiniz. Nankör sensin, uysuz! Abla doğru söyle, hiç lafını bilmezsin he! Anama hakaret edemezsin Ömer! Bana bak Ömer, bana bak Ömer! Kafam atar, ortaklığı bozarım he! E bozarsa boz, başka turnacı mı yok he! Amanın sensinler senin! Daha düne kadar kocaman ayaklarına kapanıyordun bunu, öptün mü? Oş! Oş! Bana mı dersin oş? Oş salak! Salak! Oş! Parçalar! Kasımın nefesini attırma! Ağzından çıkaran burnun duysun, anladın mı? Abeno! 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 Abi sen yalan söylersin bana! Abi yes! Niçin yalan söyleyeyim? Pietro Terelli, madem inanmazsın, git kendi gözlerinle gör. Alçak Fakuletti! Francesca'mı elimden aldım! Almadım. Kendi tıpış tıpış geldi. Bunu ancak kan temizle Falconetti. Çık şuradan. Ay bin kunduz adına. Kötüklük yaptı Allah kahretsin. Düşüyor. Düşüyor. Düşer 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 düşer. Allah. Pietro, ikiniz de beni affedin. Pietro, inan bana Francesca'nın bu işte hiçbir suçu yok. Bütün işi karıştıran o hain Claudia. Francesca! Pietro! Francesca! Piet! Fran! Ah, abi Francesca! Güzel kızım, neden kıydıracaksın cazına? İntikamımı aldım Don Amedio Nazari. Kızın öldü, yuvan daldı. Abi şeytan ruhlu hain Claudia! Abi şurada yatan kız senin talihsiz kızındı. Abi no! Abi no! Olamaz! Yoksa onu kilisenin kapısında mı buldu? Abi yılan gacı. Kocam sokakta buldu, eve getirdi. Ben onu bağrıma bastım, evlat yaptım kendime. Ama sen yılan, üç kızını öldürdün. Kızım! Evladım! Francesca! Abi karıcığım, artık gidelim. Çekil evet, bana karıcığım deme. Çünkü bana ihanet etti. Hayır Dona Fortuna. Kocanız sizi deliler gibi seviyor. Doğru. Bu bir tuzaktı. Doğru. Vicdanım el vermedi. Doğru. Bu yuvayı yıkamam. Doğru. Bu tuzağı zavallı abim Falconetti hazırladı. Abi doğru be. Abi!
çubuklar muhteşemdiniz. Nasıldı? İlk defa bir diziyi tam olarak bitirdik galiba. Nazar değmesin. Her iki aileye de teşekkür ederim. Söz verdiler ve hiç hız çıkarmadılar. Habericisi, kardeşimle biz karar verdik. Cahillerle, görgüsüzlerle muhatap olduk. Aferin ki, biz de ailece karar verdik. İç lafı uzatmadan sizin tepenize gireceğiz. Manuela. Manuela, seni çok üzgün görüyorum. Neden? Üzgünüm Umberto. Üvey annem beni çok eziyor. Babam da üvey annemin esiri olmuş. Artık bu dünyada bana yaşamak aram. Hayır. Hayır, seni bu hayattan kurtaracağım Manuela. Göreceksin. Göreceksin, yakında evleneceğiz. Ve çok mutlu olacağız. Abi hep böyle söylersin. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir baltaya da sap olamadın Umberto. Öyle söyleme Manuela. Çok yakında. Göreceksin. Çok yakında ülkenin en zengin genci ben olacağım. Nasıl olacak bu? Nasıl da? Biliyorsun, dedemin bir gözü toprağa bakıyor, bir ayağı da çukurda. Bütün miras bana kalacak Manuela. Sevdiren hepimizin Gömer be. Ona kaldıysa. Ama yandım bir. Ah yandım. Aman İzabel, ne bağırırsın be kızım yandım diye. Bilmiyorum be dadı. Sanki üzerime çay dökülmüş de yanmış gibi oldum. Yani öyle hissettim herhalde. İzabel, sanki iki uruklu gibisin be kızım. Sahi dadı, neden ben böyleyim? Aman ben bilsem söylemez miyim sana be kızım? Dadıcığım, neden beni doktora götürmesin? Ah talihsiz kızım, neydik ne olduk? Doktora verecek paramız var mı ki sanki? Ah dadıcığım be, ne olur bize bir piyango vursaydı. En iyi piyango zengin bir kocadır kızım. Abi doğru söylersin be dadı. Ben şimdi gideyim hemen kendime bir bilet ama bir koca alıp geleyim. Hadi kısmetin açık olsun yavrum. Bravo. Çok güzel oynadınız. Rejisörlük hayatımda sizin gibi kabiliyetli oyunculara rastlamadım. Abi rejisörüm, bu lafçıkları Zarife'nin yanında söyle de asitinden çatır çatır çatlasın kıçı. Lütfen Sebahat Hanım, kavga etmeyin de hayırlısıyla şu kuravalar bitsin. Evet, şimdi devam ediyoruz. Karanfil Hanım, siz sokakta Fernando'ya rastlıyorsunuz. Sayın Red Bey'im, şimdi bu sahneye öyle bir oyun geleceğiz ki vallahi de billahi de en iyi tiyatrocu bizim elimize sunacak. Tut bakayım, tut. Ezber misin? Evet. Tamam. Burayı sokak yaparız şimdi. Burası sokak şimdi. Hesapta sokak. Ama üşümeyesin en sokakta. Üşümeye burkan var, görmüyor musun? Ezberi yaparsan alın da canım. Hayır, başarılar. Başarılar. Ekran değil, başarılar dilerim. Ezber, ezber. Hayır, güzel olur. Ay, felalaşıyorum. Yıllardır asetini çektiğim sıcacık, yumuşacık bir dost eli. Abi sayın bayan, neyiniz vardır? Ay neyim yok ki doktor bey, aman pardon yani sizi birden doktor sandım. Tam üstüne battınız, ayağınızı kaldırdınız. Beyim, bir doktor. Doktor civanım, ne olacak benim halım? Gelin sizi bir muayenehaneme götürüp orada bir muayene edelim. Yoksa bana reçete koleksiyonunu mu göstereceksiniz? Hayır sayın bayan. Muayenehaneme götürüp bundan önce hakkı rahmetine kavuşmuş olan hastalarımın listesini göstereceğim. Ya! Bana bak. Gel seni muayenehaneme götüreyim. Tepeleyim. Muayene edeyim. Yoksa bana ellerime teklif vereceksiniz. Nereden bildiniz? Nereden bildiğini sayın güzel bayan? Benimle evlenir misiniz? Evlenirim. Ne demek kız Manuela? Evlenirim diye kendi kendine konuşursun. Doğru söyle üvey annem be Manuela. Evlenirim diye göbek atarsın. Evlenirim diye öyle. Ben de çok şaşırdım baba. Sakin, Umberto mirasa konmuş. Çok zengin olmuş. Benimle de evlenmek istiyormuş. Yani öyle hissettim. Salak kız. Hep istektim dersin, hayal kurarsın. Başımıza kalacaksın. Bak, Elanevi kızları da şugar evlilikler yaparlar. İzabel diye bir kız, zengiler zengini Fernando ile evlenmiş doktor, gazete yazar. Ademon diyor. Abi anlamazsınız be, Allah'ım demek. İzabel, olamaz. Olmaz dersin, olmuş işte. Niye öyle eşekte düşmüş karpuza döndün? Hakikati söylemem lazım. Ben buradan naşlar giderim.
Cehennemin dibine gidersin. Gelirken sipari getirmezsen sorarım sana. Haydi kız, kalk. Bulaşık oraya kalk. Bekle de yaracım, yıkarım. Bakarım darbuka gibi çalarsın yine kapıyı, ne istersin? Abi seni isterim mi kızım, İzabel? Ben senin babanım. Hay, hiç güleceğim yoktu. Benim gerçek babam çoktan öldü. Bir babaya ihtiyacım olsa Türkiye'ye giderdim. Haydi başka kapıya. Abi kalbimi kırarsın bir İzabel. Ben açarım sana kollarımı. Abi Şevkat'e gel, Şevkat'e. Bugüne kadar neredeydin ayırsız baba? Sipariye kavuştuğumu duydun damladın. Haydi naşla naşla, haydi. Abi hüngür hüngür. Abi hüngür hüngür hüngür. Gelen kimdi sevgilim? Pazarlamacı geldi Ferdando. Ne pazarlıyor kızım? Baba pazarlamacısı. Ben seni babalık dedim. Oh my god. Tercüme ederim. Aman Allah'ım. Yoksa o mu? Sen de zırvalarsın be dadı. İyice bunadın ha. Abi İzabel. Bunadın dersin, hakaret edersin bana. Bunadın dediğim ben senin... Süleyemem. Süleyemem, duramam, kaçarım ben. Ah İzabel. İzabel, bazen çok acımasız oluyorsun ama seni çok seviyorum. Ben de seni ve para. Ne? Parmaklarını ver abla, parmakları çok seviyorum. Ey İzabel'im benim, sadık sevgilim, hakikatli karım. Yarın ilk işim vasiyet mektubumu yazmak olacak. Hemen hazırla Fernando, her şeyi bana bırak. Ama bugünün işini yarına bırakma. Aydın, ben ususi arabamla gezmeye giderim. Dikkatli kullan arabanı, trafiğe dikkat et sevgilim. Bravo, çok iyiydiniz. Özellikle siz Karanfil Hanım. Her iki tipi de çok güzel canlandırıyorsunuz, tebrik ederim. Evet, şimdi devam edelim. Ve şimdi de İzabel'in trafik kazası geçirip yüzünün yaralanma sahnesini geçelim. Ve ondan sonrasını prova edelim. Ay çok fedayım ben. Kendimi trafik kazası geçirmiş gibi hissederim. Canı çıksın. Hep hayal edersin. İnşallah gerçek olur da kurtulurum seni. Abi sus be, sus be. Hem beni hem de kızımı ezersin. Kızımın hissettikleri doğrudur. Çünkü... Abi çünkü ne be? Çünkü ne be? Bu salak kızın durduğu yerde kaza geçirdik de. Kazayı İzabel geçirmiş. Abi çünkü İzabel... Abi söyleyemem. Söyleyemem, hakikati söyleyemem ben. Hakikati söyleyemem. Ay be giderim. Biraz hava alayım bakayım. Hayır, gidemezsin. Çamaşırlar yıkanacak, ütü yapılacak. Haydi, işini başına. Peki üvey aracım. Daha çok beklersin Umberto. Ha, sen misin Lasanya? Evet, benim. Yoksa Manuela mı sandın? Beni bağışla Lasanya. Sen beni seviyorsun ama ben Manuela'yı seviyorum. Sana acıyorum. Benden nefret et ama sakın bana acıma hayatım. Sana acıyorum çünkü acınacak haldesin. Gazete okumaz mısın sen hiç? Sevgilin Manuela, Doktor Fernando ile evlenmiş. Ne? Hayır. Hayır olamaz. Ne olamaz? Abi sen kimsin? Abi Burak Tanrı, tanımadın mı? Ben İzabel'im. Hadi be, İzabel trafik kazasında ölmüştü ya. Ölmedim, yaralandım, yüzüm bozuldu. Aa canım yavrum. Bir tanecik İzabel'im. Artık dayanamayacağım, hakikati söyleyeceğim. Ben senin öz be öz ananım, anam. Sıkır al artık re. Adamın biri kapıya gelir, ben senin babanım der. Sen de bana ananım dersin. Günün birinde de karşıma bir gali çıkar, ben de İzabel'im der. Abi belki de farkında değilimdir, ikiz doğurmuşumdur. Sıra vardı kız, hocam derdi. Zavallı Fernando. Senin aşkından kendini sokaklara attı. Deli daralar gibi dolanır çocukcağız. İzabel! İzabel! Tanrım, duy sesimi! İzabel'imi bana geri getir! İzabel! Ah! İzabel geliyor. Ah Tanrım! Benim dualarımı kabul etti. Dualarım tuttu. Garanti dualar tuttu. İzabel'im
Önce öldün, sonra geri döndün. Beni acıların çocuğu Emrah'a döndürdün. Ama dilleri durmamazsın Sebi. Ben seni hiç tanımam ki. Abi haklısın. Haklısın İzabel'im. Sen kazadan sonra hafızanı kaybettin. Hiçbir şeyi hatırlamazsın. Gel bunları tek tek sana hususi olarak odamda anlattırtayım. Gel gel. Bu salak Fernando Manuel'i İzabel sandı. Planımız tuttu. Abi vicdanımsızlar be. Vicdanımın sesi hakikati söyledir. Başlarım senin vicdanının sesine. Sen esas Fernando'nun paralarının sesini duy. Zengin olacağız. Haydi gidelim yürü. Ahmet adı ne bakarsın öyle geyik geyik bana. İzabel'im ölmemiş. Geri döndü İzabel'im. Sen bu gacıya İzabel dersin. Peki içerideki gacı kim? Ne dacısı be gacı? Pardon, ne gacısı be dadı? İçeride başka bacı mı var? Ne dadısı be gacı? İçeride başka gacı mı var? Biraz önce vardı. Ama şimdi yerinde durur mu? Bir bakayım. İzabel, sen burada mısın kızım? Yok, köşe başındayım. Görmez misin burada olduğumu? Ah, oynatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Bu iki İzabel yüzünden çıldıracağım. Abi iki İzabel dersin. Evet derim. Bir İzabel de Fernando'nun yanında var. İşte gözlerine gör Umberto. Sevdiğin kız Manuel'la başka erkeğin kollarında. Doğru. Sen haklıymışsın Lazanya. Sana asla inanmamalıydım Manuel'la. Abi çocuk. İzabel'e Manuel'la dersin. Abi durun. Herkes beni dinlesin. Her şeyi itiraf edeceğim. Bu kız Manuela'dır. Abi bu kız Manuela'ysa İzabel nerede? Buradayım. Aman Allah, bu İzabel'in sesi. Ben Tanrı'dan istediğim bir İzabel, o bana verdiği iki İzabel. Bana ihanet ettin Fernando. Öleceksin. Dur İzabel. Abi babanı dinle. Katil olma. Artık gün çok geç. Öleceksin. Yapma İzabel. Bırak diyorum sana. Bırak diyorum. Abi stop, stop, durun, durun canım. Bir çuval incili berbat ettiniz. İzabel babayı değil dadıyı öldürecekti. Manuel de Fernando'yu boğacaktı. Abi rejisi, burayı sütlüce mezbahasına çevirdin be. Senaryo böyle Zarife Hanım. Başlarım şimdi senin senaryona ha. Abi karım doğru söyle bir rejisi. Pembe dizi çekeceğiz dersin, kara dizi çekeriz. Emin Bey siz de biraz dikkat edin. Rejisör, sen bize dikkatsiz dersin, hakaret edersin ha. Abla sen bakma bu rejisöre, gaz verir mi? İster aramızda kavga çıksın. Yok be kızım be, aramızda kavga etmeyeceğiz. Şimdi şu rejisör bozuntusunu döveceğiz. Hadi bakalım. Hadi yürü. Ay içi çıktı inşallah gacıya bak gacıya. Kız babana işman eder bakan bu nedir? Yok be adacı be. Gacı kıvırır durur bana öyle gelir. Hadi be. Gördü dök bakayım güzelcilik içine. Al eline kaşığı çevir. Bak. Aşağıdan aşağıdan. Şuraya yazar et. Yavaş yavaş. Bu gacıyla baydolu dediği arasında mutlaka açtık. Zarife gezer misin şimdi kim takar gacıyı be? Görmemizin baydolu demin orada. Şuraya doğru senin gözlüklerine çıkar. Üstüne de ekle suyu. Hadi karıştı şimdi. Kız kalkasın. Kalkala yapacak ha. Ellerin sebebe çık. Ama dedi ki ellerin sebebe çık. Aracık baksana babam asturist oldu. Seni. Nesine bineceğim kız? Kafamda kalır o zeyoğlu kardeşine. Şişim Emre'ciğim. Ama kardeşim değil. Sen de hep gözlük düşünürsün. Abi ben bu dünyanın... Ay kardeşim konuma gir, konuma gir. Mezgür. Ay! Ama bana bir şeyler olur kız. Ay ne olur yoksa fenalıklı gelir. Ama yok fenalık gelmez. İstersen öldürürüm. Kız babam bana ihanet ödersin. Kızma yakın ama sen de çok fırsatlık düşünürsün de. Baba senin üstüne hiç gözlük gülü koklar mı? Salak kızım. Sen ne anlarsın evlenmek meyvesinden? Zirde koklarlar deri otuda. Yavrum da onları pek arası bulur. Beni de bırak ha. Benim boynum artık ona yanarızdı. Yuvasını da alacak kadıncağız. Yok be Zarife, biz onun yuvasını yaparız evvelamlar. Birbirimizi gözünü oyarız ama ailevi konularda evvelamlar kenetleniriz birbirimize. Evet.
Sabayat duymasın ama bu evine deri otu sabayattan daha ateşli bir kaçırır. Çok güzel bakar, çok güzel kıvırır. Süper, şimdi yeni kulağı vardı, sabayat duyarsa gaziyi de maydanoz da kaçır kaçır çekilir. Karanfil, hadi ben giderim kızım, hakkını helal et. Abla be adacım, sanki savaşa gidersin, hakkını helal edersin. Zart bir televizyonun stüdyosuna gideri, babanla gacıyı basmaya. Ben onları basacağım, ne olacak? Ne olacak? Babanla gacıyı boğacağım. Ben onları onlar mezara, hadi ben hapishaneye. Hakkını helal et yavrum. Helal olsun adam. Seni bir daha görmeyebilirim. Abi Noter'ın da arasız burada. Aa, Zartbir'in çekilişi vardı ya. Biliyorsunuz Noter huzurunda çekiliyor. Evet, bir ara sizi izledim. Fevkaladeydiniz. Abi herkes öyle söyler. Ama ben hiç varmam. Çok asil ruhlu bir erkeksiniz. Biliyorsunuz size olan hayranlığım aşkım. Abi Noter'ın da evli bir kim? Biliyorum. Benimki platonik bir aşk. Sabahtanım, hoş geldiniz. Hoş gelmedim. Nerede benim maydanoz? Sebahat Hanım, azıcık çıktı. Ama siz, hele siz sus bakayım. Noter Hanım, Sede koca batarısın. İkiniz paylaşamazsınız burada. Ama Sebahat Hanım, şey yani. Laf ağzını da geveleme Noter Hanım. Sen de koca batarısın. Ama şunu bilesiniz ki ikinize de kocamı bırakmam. Ay, kocanın da tarihsiz olduğunu nereden çıkardınız? Bir kadın bunu isteder. Kocama çok fena bakardım bakıyorum Sede ha. E tabi benim kocam yakışıklıdır. Ayrıca bu kacı da koca batarısın. Aa, ama ben... Ama sen sus be, okumuş kacı. Benim şimdi bütün hırsım bu dereotu karısına, evinin dereotusuna. Bak nasıl sen dereotu? Kocamın yakasını bırak, yoksa seni böyle cah diye alıyorum. Lütfen gerçekleri söyleyin, ne olur. Evet, söyleyeceğim. Evet, Sebahat Hanım, ben de kocanıza tarizim. Ama ne yazık ki, bu aşk pek paraklı bir aşk. Abi çünkü kocanız bana yüzler miydi? İnanmıyorum hanımefendi. Çünkü benim kocam ergacıya maydanozdur. Sebahat Hanım, bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Kocanıza lütfen haksızlık etmeyin. Onun gibi iyi niyetli, yakışıklı, yuvasına bağlı, iyi bir sanatçı olduğu için kocanıza iftar etmeniz lazım. Evet kadın, fedakar olur hanımefendi. Ve bakarım ki sen de kendini feda edersin, kocamın müdafasını edersin. Ama ben de sana şunu söyleyeyim ki, sen de dinle. Ben kocamı hiçbir gacıyla paylaşmam, alaş bana. Gülü gülü hanım, kocanızın kıymetini bilin. Ne yaptınız Emin Bey? Niye Sabahat Hanım'a kocası olduğunuzu söylemediniz? Abi kocası olduğunu söyleseydin, seninle aşta fişte yapıyorum diye vallahi canımı okurdu be. Ya, ya ben söyleseydim. Abi sen söyleseydin, sen benimle aşta fişte yapıyorsun diye bu sefer senin canın okurdu. Bana bak, benim bir sadakamız varmış. Vallahi zartı 100 dolar atlattık be. Oo, Allah'a çok şükür. Hoş geldin baba. Hoş bulduk Karanfil. Hayırlı akşamlar kardeşim. Hoş bulduk. Abi kusura bakma, özür dilerim, geç kaldım. Çünkü sokaktan çok zor geçtim. Neden zor geçtiniz Emir Bey? Yoksa doğal gaz çukuruna mı düştünüz? Abi yok be kardeşim. Herkes imza ister bende. Artık aslını sordum. Bana bak, izlediniz mi beni? İzlediniz mi? İzledik babacığım, seninle iftihar ederim. Sen beni izledin mi kocanı? Utanırım senden. Çünkü sen evine deri otu gacısını kırıştırırsın. Yok böyle bir şey be, yok böyle bir şey. Hadi yalan konuşma. Gacı kendi itiraf etti sana tarz olduğunu. Evet, o zaman ben anlatayım hakikati sana, kocanın ağzından dinle. Hiç lüzumatı yok Maydanoz Bey. Bu iş burada bitmiştir. Artık boşanıncaya kadar yataklarımız da ayrılmış. Hayat, atalarımız ne demiş? Yuvayı dişi kuş yapar. Kuşum benim. Bak. Hakikati öğrenmeden şu yuvayı yıkma. Hakikat ortada Emin Bey. Kırıştırırsın sen o gacıyla. Ben giderim yatmaya, kapımı da kilitlerim.
Yaptığını beğendin mi baba? Ne demişler? Karda yürü, inini belli etme. E sen şu dert bir de neydi o gacı? Dereotu muydu neydi evine? Onu karıştırırsın. Abi sen de hakikati anlamasın, başlasın konuşmaya. Abi bu bunlar çekimde bir sürü numara yaparlar. O maydanoz da bindim, dereotu da bindim be. Bunlar başka şey. Bir bakarsın ikisini bir araya koyarlar. Halbuki o da benim, ben de olur. Bu bakın, bu benim değil mi? Bu da öbür kadın değil mi? Halbuki ikimiz beraber aynıyız. Ben bu kütürcükleri yutmayayım. Anne bile hiç yutmaz. Ah! Dizi, yaktın beni. Yaktı şu bizim pembe diziler. İki aileyi bir türlü bir araya getiremedik. Bir çare bulmak lazım. Ömer ve Zerife de res çektiler. Pembe dizi oynamayız diyorlar. Olan bana oldu. Kendimi gösterecek televizyon yıldızı olacaktım ben. Daha her şey bitmedi. Mesela bir aileyi razı etsek, diğeri de razı olacaktır. İyi de nasıl olacak? Ömer de Zerife de keçi gibi inatçı. Bak Oktay, Zerife senden hoşlanıyor. Onu çok rahat ikna edebilirsin. Yani biraz ilgilensen diyorum. Yazık olur canım. Şimdi Zerife benden hoşlanıyor. Ben ona ilgilenmeye kalkarsam Zerife bana aşık olacak. Aşık olduktan sonra acı çekecek. Yok yok, böyle bir şeye kalkışmanın bir anlamı yok. Üzülürüm ben sana. Ne yazık ki başka seçeneğimiz yok Oktay. Bir denesen ha. Ciddi mi söylüyorsun? Hadi. Peki ne yapalım? Vazife uğruna deneriz. Herhalde Zerife'yi ikna ederim değil mi? Ben de vazife uğruna Ömer'i ikna ederim. Bana çok sıcak bakıyor. Umarım beni kırmayacaktır. Ömer seni kırar mı kırmaz mı bilmem ama karantinin senin kafanı kıracağına garanti veririm. Hiç oturum yok mu Ömer? Hadi ne olur şu pembe dizilere devam edelim. Şimdi pembe dizili sırası değil Nurten Hanım. Biz başka şeyler düşünüyoruz. Ümer doğru söyle. Bizim derdimiz başkadır. Çok üzgün görünüyoruz. O güzel gözlerine hüzün hiç yakışmıyor. Çok şüper konuşursun. Şüper çocuk. Ona bak ciddi ol be. Zaten canım sıkılır. Seni teselli etmeye hazırım Ömer. Hadi çıkıp biraz dolaşalım. Ben de Zerife'ye teklif edecektim. Bu akşam bir yerlere yemeğe çıkabilir miyiz acaba? Bunlar bizi hiç tanımaz be Zerife. Bu çocuk senin sosyete bir gacı zannedir. Hiç merak etme. Senin abla yaş tahtaya basar. Hoş geldin. Haklısın. Saklayacak değilim. Diyorum ki bu arada şu pembe diziye devam etseniz ha. Ben de çok sevineceğim Ömer. Bir fırsatın olursa ben sizi sevindiririm ama önce Karanfil'in ailesini düşünürüm. Sahi ne oldu onlara? Neler olmadı ki? Sabahat kocası Baydoraz evinde boşanmak ister. Aa neden? Bir gacı. İşveri cilveri bir gacı. Emine Dereotu adında. Yuva yıkan bir gacı. Emine Dereotu mu? Yoksa sen de mi tanırsın bu gacıyı? Tanırım tabii tanırım ama sizin tanıdığınız gibi tanımam. Emine Dereotu bizim Baydoraz Emin Gırnata'nın ta kendisi. Yani Emin Gırnata Emine Dereotu oldu ha? Abi benim de zihinlerim bozuldu. Yılların maydanoz evini evdeki tek kadın oldu. Bah bah, demek maydanoz evinde modaya uymuş. Zavallı sabaya sermiş. Yok ya, bu kadar büyütmenize gerek yok. Bu bir çekim tekniği. İsterseniz en iyisi bizim o yönetmen Orhan Pırlanta kardeşimi alalım. Gidelim Emin Bey'lerin evine. Durumu açıklasın, anlatsın. Ürce tatlıya bağlansın. Değil mi Candik Hanım? Yayna! Yayna! Özlerim döşeceğimi. Daha çok özleyeceksiniz düşüğünüzü. Saygın olsun. Avukata siz mi gideceksiniz yoksa ben mi? Ama bir anacığım bey, sen de çok uzattın ama. Senin yerinde ben olsam vallahi unuturdum. Unutamam kızım. Ömer sana ihanet etse boşanmaz mıydı? Boşanmazdım çünkü evi değilim. Ama Ömer'i boğardım. Ben gururlu bir gacıyım kızım. Her şeyi unutabilirim ama ihaneti asla. Hayat. Pembe dizideki gacılar gibi konuşursun. Anlatırım sana hakikati anlamazsın. O dereotu Emine var ya, işte o... Abi Sabahat, yuvanı yıkmaya hiçbir sebep yoktur be. Zarife, aramıza girme be, kararımı verdim, boşanacağım artık. Abi Rüysun, hala böyle bakarsın, susarsın, böyle bakarsın. Anlatsana hakikati, böyle durursun öyle. Sabahat Hanım, boşuna Emin Bey'in günahını alıyorsunuz. Emine dereotunu ben yarattım. Ama... O gacıyı sen buldun rejisör, öyle mi? Evet, ben buldum. Ben de şahidim Sabahat Hanım. Ömer'e de anlattım zaten. Şşş! Sarı gacı, bakarım Ömer Bey demesin. Çok sahibi konuşur. Karan bil be, o kız bana sadece yardımcı olmak ister. Tek bakın sana be. Susmayacak, her bir şeyi rejisör bey anlatsın. Sabahat Hanım, Emine Dereotu tipini gerçekten rejisörümüz buldu. Değil mi rejisörümüz? Tabii. Aman, rejisöre bak be!
Sevmek ister misin yoksa çöp çatan mısın? Zamanlı kocana kaçı bulmaya. Hayat, emine gel. Ağzından çıkanı kulağın duysun. O gacı benim. Utanmazsın sen böyle söylemiyor, o gacı benim diye. Evet. Yazıklar olsun sana. Verdiği bebekler gözüne düşürüyorsun inşallah. Ben de söylerim o gacı benim. Bak hala söylersin o gacı benim diye. Az senin olsun. Bakalım en sessiz sana çöp çatallık yapar. Ağzını toplasana ya. Dizleri yuvalı yapmaya çalış. Asıl mesli yuvalı da yapacağım. Hem de hepinizin dizi. Ama önce bu rejistörü boğacağım. Hadi kalkın.